Selamlar. Ukrayna'da savaş muhabirliği. Şimdi her akşam televizyonda bir takım uzmanlar var. Onlara da ayrıca geleceğim. Hatta uzmanlardan başlayalım. Bu adamlar sıfatlarının önünde emekli general ve profesör yazıyor. Ciddi söylüyorum. Yazıyor bunlar yani televizyonda. Ondan sonra akşamları çıkıyorlar. İşte Ukrayna Türk yurdu diyen var. Çok güzel. Bayağı da benziyoruz zaten böyle hani fenotiplerimiz birebir uyuşuyor. Türk yurdu, işte Türkçe falan filan. Ondan sonra adamın kavrayamadığı şu. Bir dönem orada Hazaraların yaşaması orayı Türk yurdu mu yapıyor? Son 700 yıldır, 500 yıldır kim egemense, kim baskınsa ırk olarak temeli o alınmıştır artık. Ona bakarsan senin geldiğin Anadolu'da kadim Rum ve Ermeni yurdu. O zaman birileri de buraya öyle de söylesin. Hiçbir mantığı yok. Profesör ve generalsin. Hatta bazısı ikisi birden. Profesör general. Adam diyor ki işte Ukrayna Türk. Ben Japonlar Türk diyen profesör gördüm ya. Japonlar Türk diyor adam. Bayağı belli yani bu hani adetlerimiz falan da benziyor. Sıraya girme alışkanlıklarımız. Birebir Türkler, Japonlar. Ya arkadaşlar, bir dönem bir ırkın bir coğrafyada yaşaması orayı onun yurdu yapmaz. O zaman bizim de yurdumuz bugünkü Türkmenistan. Adam da kalkar sana bunu söyler. Sonra diyorsun ki Japonya ve Ukrayna Türk yurdu. Fakat bugün Türkiye adını verdiğin ülkede üçüncü büyük siyasi parti etnik milliyetçilikle oy alıyor ve üçüncü büyük parti oluyor mecliste ve bunlar Türk değil. Sana bunun izahını yapsa bir Ukraynalı, sen önce orayı toparla diye ne cevap vereceksin? Hiçbir şey. Muhabir kısmına geliyorum. Gerçek savaş muhabirleri şu anda oraya gidiyorlar. Şimdi bizim bu Nagihan Alçı olsun, Çetiner ve diğer çocuklar oradan ayrıldılar. Çünkü artık yavaş yavaş Lviv'de savaş potasına giriyor. Bunlar yayın yaparken Lviv bir hani şey gibi gene insanlar barda, pastanede oturuyorlar, sokak müzisyenleri hiçbir şey yoktu, etkilenmiyordu. Şimdi tam etkileneceği zaman gelince ilk uçakla ya da neyle artık arabayla Türkiye'ye döndüler. Gerçek savaş muhabirleri ise şu anda Lviv ve Kiev'e gidiyorlar. Bunu en iyi dünyada Japonlar yapar. Görürsünüz. Allah korusun daha kötü Lviv bombalanırsa ya da Kiev'e girerlerse esas görüntüleri ve sokak röportajlarını bize Japon ve Amerikalı muhabirler anlatacak. Çünkü niye? Orada goy goy yoktur. İşini yapmak vardır. Bizimkiler gibi üniforma giyersin. Ama Lviv'den, sokaktan, hiçbir şey olmayan yerden yayın yaparsın. Sonra Kiev'de diyor dumanlar yükseliyor. Hala Ruslar bugün olmuş, bugün 17 Mart, 18 Mart özür dilerim, Kiev'e girmemişlerdi. 15 kilometre ötede İrpin diye bir mahalleleri var, bir semtleri var. Atıyorum Kiev Beşiktaş'sa İrpin Beylikdüzü. Beylikdüzü'nde Ruslar çevreyi bombalıyor. Yani Kiev'in giriş yollarını, köprüleri, işte depoları falan. Oradaki dumanları Kiev'deymiş gibi gösteriyor. Henüz Kiev'de hiçbir şey yok. Tam meydandan canlı yayın yapıyorsun. Siren sesi çık. Onu savaş muhabirliği olarak bunu gösteriyorsun. Ayıptır ya. Yani profesörler işte Türk yurdu bilmem ne. O da savaş muhabiri. Hepiniz geri geldiniz. Savaş daha yeni başlıyor. Şimdi Japonlar ve Amerikalılardan muhabirlik öğrenirsiniz. Esenlikler.